kalktı, start verildi. Ankara Kalesi koşusu başladı sayın yarışseverler. Toplu sayılabilecek bir çıkış oldu. İlk metrelerde bir numarada Amerikalı öne gelmişti. Hemen dışına 4 numarada Galaktika geldi. Şimdi tempoyu yükselten 4 numarada Galaktika liderliği aldı. Farkı da bir boya kadar çıkardı bu safkan. İkinciye dış kulvardan 11 numaralı Dukuhan girmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 1 numaralı Amerikalı var. Bu iki safkanın hemen ortasında bir boy kadar geride 13 numaralı Bade Hanım 4.lükte. 5.liğe dıştan 10 numaralı Bordonaro sokuldu. Daha sonra iç kulvara yakın 8 numaralı Yağız Emre var. 1.5 boy kadar geride dışta 6 numaralı King Trock. Daha sonra bariyer dibinde 2 numaralı Distant Rising. 2 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Hot Chocolate. Sağrısında içeride 12 numaralı Lannister. 2 boy kadar geride ortada 7 numaralı Rüzgar Eto. Hemen dışında 3 numaralı SS Runner. 3 boy geride de 9 numaralı Cool Girl. Sırasıyla safkanlar son viraja doğru ilerliyor. 4 numaralı Galaktika kaçıyor. Şimdi dışına doğru 11 numaralı Dukuhan geldi. 2.5 boy kadar geride 1 numaralı Amerikalı. Hemen sağrısında 8 numaralı Yağız Emre. Daha sonra 10 numaralı Bordonaro. Sırasıyla viraj dönüldü. Son 400 metrede iç kulvara yakın 4 numaralı Galaktika önde geçti. Orta kulvardan 11 numaralı Dukuhan. Dıştan 1 numaralı Amerikalı atak yapıyorlar. Daha geriden dıştan 10 numaralı Bordonaro'nun da sprinti var. Son 100 metreye doğru 4 numaralı Galaktika koşunun lideri. Dış kulvardan 1 numaralı Amerikalı. Hem dıştan 10 numaralı Bordonaro. Ortadan Dukuhan gelmeye çalışıyorlar. Son 50'ye doğru da 4 numaralı Galaktika önde orta kulvardan 1 numaralı Amerikalı en dış kulvardan Hot Chocolate da geliyor. 1 numaralı Amerikalı hakim olmaya çalışıyor. İçeriden Galaktika, dışarıdan Hot Chocolate bir kez daha geldiler. Bu 3 safkan çok yakın geçti fotoyu. Ankara Kalesi koşusunda müthiş bir final. 1 numaralı Amerikalı mı? 4 numaralı Galaktika mı? 5 numaralı Hot Chocolate mı kazandı? Kararı varış hakemleri verecek. 10 numaralı Bordonaro koşuyu 4. olarak bitirdi.